3. Selim döneminde Avrupa ile siyasal ve kültürel ilişkiler konusuna bir değinelim. Fransa'da ihtilal gerçekleşirken tahta çıkan 3. Selim yönünü Avrupa'ya çevirir ve devleti bu doğrultuda yeniden yapılandırmak için stratejiler geliştirir. Onun zamanına kadar Osmanlı devlet adamlarında Avrupa'yı küçümseme her alanda ve ciddiye almama anlayışı söz konusudur. Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir yabancı ülkede kalıcı diplomatik temsilcisi yoktur. Sadece geçici elçiler görevlendirmişti Avrupa ülkeleri hakkında güvenilir bilgi elde edinmek ve bu ülkelerdeki yerleşik uygulamalarla aynı mesafeye gelmek amacıyla 3. Selim tarafından 1792'de belli başlı Avrupa şehirlerinde daimi Osmanlı elçilikleri açmak kararı alınmıştır. Bu elçiliklerin ilki 1793'te Londra'ya kurulur ve Yusuf Agah Efendi elçilik göreviyle Londra'ya gönderildi. Kim? Yusuf Agah Efendi. Ardından Viyana, Berlin, Paris'te elçilikler kuruldu. Avrupa ile doğrudan doğruya temas anlamına gelen bu teşebbüs, aynı zamanda Avrupa'yı görmüş devlet adamları yetiştirme yönünde de atılan adımlardır. Bu ileriki zamanlarda Şinasi, Namık Kemal gibi öğrencilerin Avrupa'ya gönderilmesi için bir zemin teşkil etmiştir. Tanzimat'tan önce 3. Selim'e kadar yapılan yenileşmeler genel olarak iç siyasetle ilgili. 3. Selim Osmanlı Devleti'nin Avrupa siyaset yöntemlerine ihtiyacı olduğunu görür ve Osmanlı siyasetini kendine yeterlilik anlayışından kurtarmaya çalışır. Yani artık kendini üstün görme dönemi bitti gibi. 3. Selim'in de Avrupa'ya gönderdiği elçiler seferatnamelerinde gözlemlerini dile getirdikleri gibi kimi zaman sundukları raporlarla bazı çözüm önerilerinde bulunurlar. Örneğin 3. Selim özel temsilcisi olarak Avrupa'da temaslarda bulunan Ebubekir Ratip Efendi padişaha bir rapor sunar. Ratip Efendi'nin Avusturya'nın askeri ve sivil idaresi hakkında verdiği bilgiler özellikle şu noktalarda toplanır. Eğitimli ve disiplinli ordu, düzenli bir maliye, namuslu, dürüst ve eğitimli memurlar, ekonomik güvenlik ve müreffeh bir hayat. 3. Selim tıpkı 17 ve 18. yüzyıl Avrupa'sında olduğu gibi çağdaş tekniklerle donatılmış, düzenli, disiplinli ve güçlü bir ordu kurmak, bu ordu aracılığıyla ülkede mutlak bir güç sağlamak ve tasarladığı siyasi ve sosyal düzen tedbirlerini hayata geçirmek arzusunda, bu arzuyu yansıtan nizamı cedid Avrupa'yı metotlarla uygulamaya çalışılan askeri, iktisadi, politik ve adli değişiklikleri içeren bir yenilik programı niteliğindedir. Bu yeniliklerle beraber önce askeri, sosyal, siyasi alanda yenilikler yapıldı ya, bu artık eğitimde de geri kalındığını yavaş yavaş göstermeye yetti bizler için. Nizam-ı Cedid ordusu yetiştirilir. Daha önce kurulmuş olan tophane, tersane ve mühendishanenin de eskiye göre biraz daha düzenlenmesi yapılır. Teknik öğretime önem verilir. Mevcut okullarda düzenlemeler yapılır ve yeni teknik okullar açılır. Bu okulların kurulmasında Avrupalı uzmanlardan istifade edilir. Çünkü bizde kalifiye eleman yoktu. Bu okullarda özellikle Fransızlardan yararlanılır. Bu önemli. Askeri, siyasal anlamda onlardan yararlanmak ileriki dönemlerde onların eğitim anlayışından da yararlanmaya yol açmıştır. Çünkü belki ilk etkilenilen düzen konusunda, düzenleme konusunda ilk onlardan yararlanıldığı için eğitim konusunda da onlara yönelindi. Mühendishane-i Berri Hümayun'da savaş teknikleri, fizik, topçuluk, matematik, savunma konuları hakkında yazılmış kitaplardan oluşan 400 ciltlik bir kütüphane kurulur. 1793 yılında Osmanlı hükümeti Paris'e bir liste gönderir ve uzmanlaşmış subay ve teknisyen kadrosu talebinde bulunur. Osmanlı Devleti içinde 3. Selim'in Nizam-ı Cedid programına karşı yaklaşım iki şekilde olur. Alimlerden bazıları ile devlet hizmetinde bulunan aydın bir zümre Avrupa medeniyetinin ileri ve üstün bir medeniyet haline geldiğine inanır. Ancak alimlerin çoğunluğu Nizam-ı Cedid'e düşmandır. Nizam-ı Cedid eski askerlik anlayışının da devam etmesinden dolayı tam olarak batılılaşma hareketi sayılmaz. Nitekim bir tarafta batılı bir dünya görüşüne göre eğitimli ve düzenli ordu kurulurken bir taraftan da geleneksel zihniyetin bir devamı olan Yeniçeri ordusu devam etti. Bu dönemde Fransız etkisi artarak devam etmiştir. 1794'te İstanbul'daki Fransız Büyükelçiliğinde kurulan Fransızca basım yapan matbaayla Fransız devrimini ve devrimin yenilikçi fikirlerini basın ve yayın yoluyla ülke dışında yaşayan Fransızlara duyurma amacı taşınır. Bu matbaada basılan gazeteler Osmanlı aydınlarına gazetecilik hakkında fikir verdikleri gibi gazetecilik kültürünün oluşmasında da etkili olmuştur. Bu dönemde görevlendirilen Fransız
Elçilerine de iki önemli görev verilir. Birincisi Fransa'daki devrim hükümetini Osmanlı Devleti'ne resmen tanıtmak. İkincisi Osmanlıları dost olarak Fransa'nın yanında Rusya'ya karşı savaşa sokmak. Ancak hiçbir Avrupa devletinin henüz Fransa'nın devrim hükümetini tanımadığı bir süreçte Osmanlı Devleti de tepkili davranır. Bununla birlikte devrin modasına uyarak eski sanatlara düşkün olan elçilerin yanında çalışan ressam, mimar, arkeolog, sanatçı, alim ve devlet adamlarıyla irtibatta bulunan doktorlar, macera meraklıları yüzünden İstanbul'a gelen iş adamları ve seyyahlar, Fransız ihtilali nedeniyle gelen mülteciler aracılığıyla etkileşim ve ilişkiler gittikçe artar. Seçkin tabakanın gösterdiği ilgi sayesinde serbestleşen Avrupa'yı hayat yavaş yavaş Osmanlı halkının arasına bazı yabancı modaların girmesine zemin hazırlar. 18. yüzyılın sonlarına doğru devrin Dışişleri Bakanı Atıf Efendi'nin 3. Selim'e sunduğu Muvazene-i Politika, Denge Politikası adlı eserinde, raporunda Voltaire ve Rousseau gibi düşünürlerden bahsedilmesi Avrupa'da yaşanan gelişmelerin sadece siyasi tarafının değil düşünsel tarafının da takip edildiğini gösterir. Önemli tanzimata hazırlayan önemli süreçlerden bir tanesidir arkadaşlar. Bunu burada bitirdik. 2. Mahmut döneminde Avrupa ile siyasi ve kültürel ilişkilerle devam edeceğiz.